Büyük Selçuklular, Türk İslam tarihinin en önemli devletlerinden birisidir. Büyük Selçuklular çok kısa bir sürede kurulup bir asır içerisinde de gelişimini tamamlayıp dünyanın en güçlü devleti ve İslam'ın koruyucusu haline geldiler. Büyük Selçuklu Devleti resmi olarak 1037 ila 1157 yılları arasında hüküm sürmüş olup çok büyük başarılara imza atmış bir devlettir. Sınırları doğuda Karahanlılar ile Çin Seddi'ne kadar ulaşmış, batıda Anadolu'da Adalar Denizi ve İstanbul Boğazı'na kadar ilerlemiştir. Türklüğün Anadolu'ya, hatta Arap Yarımadası'na yayılmasında öncülük etmiş, bu yıllarda ikiye bölünmüş olan Müslümanlığı, neredeyse Şiiler tarafından dört tarafı kuşatılmış olan Abbasi Sünni Halifeliğini yok olmaktan kurtarıp yeniden hakim güç haline getirmişlerdir. 1071 Malazgirt Muharebesi ile Anadolu'da Türk akınları başlatılarak bugünkü topraklarımızın ilk sahipleri olmuşlardır. Sultan Sencer'den sonra yıkılan Büyük Selçuklu Devleti'nin kolları, Moğol istilalarına kadar bölgesel devletler olarak varlıklarını sürdürmüş ve Anadolu'dan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi gibi önemli devlet adamlarını yetiştirmiş, Türk İslam devletlerinin devam etmesini sağlamıştır. Selçukluların ardılı olarak Anadolu'da Osmanlılar hüküm sürmüş ve günümüzde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş ve bu topraklarda halen Türk hakimiyeti devam etmektedir. Oğuzların üç ok kolunun Kınık boyuna mensup olan Selçuk bin Dukak, Oğuz Yagbu Devleti bünyesinde yaşamakta ve Oğuz Yagbu Devleti'nde Sübaşı, günümüzde denk gelen rütbesiyle Genelkurmay Başkanı sıfatında bulunuyordu. Nitekim Selçuk Bey, Oğuz Yagbusu ile yaşadığı sorunlar yüzünden kendisine bağlı kişilerle Cent şehrine göç etti. Bu yolculuğun kaynaklarda tahmini 985-986 yılları arasında olduğu düşünülmektedir. Selçuk Gazi Cent şehrine geldiğinde Oğuz Yagbusu'nun düşmanlığını kazanmıştı. Cent bölgesinde ise İslam'ı kabul etmiş Müslümanlar bulunuyordu. Selçuk Gazi hem bu insanlarla iyi geçinmek için hem de Oğuz Yagbusu'na direnebilmek için İslam dinini kabul etti. Bu olay tarihin akış seyrini değiştirecek, onun aldığı bu karardan sonra Türkler dünyaya yeniden ve güçlü bir şekilde hükmedecekti. Selçuk Gazi, Oğuzlara karşı direniş gösterdiği yıllarda çevresinde üç büyük devlet bulunuyordu. Birisi Oğuz Yagbu Devleti olmak üzere, Hazar kıyılarında Samaniler, doğuda ise Karahanlılar bulunuyordu. Selçuk Gazi'nin dört oğlu vardı. Bunlar Mikail, Musa, Yusuf ve Arslan'dı. Selçuk Gazi'nin en büyük oğlu, Çağrı ve Tuğrul Beylerin babası Mikail, Oğuz Yagbusu ile girdiği savaşta şehit düştü. Bu suretle Çağrı ve Tuğrul Bey, bizzat dedeleri Selçuk Gazi tarafından büyütülmüş, anneleri eski Türk geleneklerine göre Selçuk Gazi'nin diğer oğlu Yusuf ile evlendirilmiştir. Bu yıllarda Çağrı ve Tuğrul Bey 15 yaşlarında olup yönetimde rol almaya başlamışlardı. Ancak Selçuk Gazi'nin oğlu Arslan Yagbu da Mikail'in ölümünden sonra hanedanda ön plana çıkmaya başlamıştı. Arslan Yagbu, Karahanlılar ile Samanilerin mücadelesinde etkin rol oynamış, Samanilere yardıma gitmişti. Ancak Samaniler 999 yılında yıkılmaktan kurtulamadı.
Nitekim Samaniler içerisinde devlet yönetiminde bulunan Gazneli Mahmud bu topraklarda artık Gaznelilerin hüküm süreceğini ilan etti. Selçuk Gazi 1006 ya da 1007 yıllarında vefat edince Çağrı ve Tuğrul Bey amcaları Arslan Yak bunun yanına göç etmişlerdi. Ancak bu iki kardeş amcalarına tam bağımlı değillerdi. Çağrı ve Tuğrul Bey amcası Arslan Yak bunun yanında barınamadı. Zira Arslan Yakbu, Karahanlı iç meselelerine dahil olmuş siyasi bir kimlik kazanmaya çalışıyordu. Çağrı Bey ise burada Karahanlılar ile büyük mücadelelere girdi. Çağrı Bey, Harun Buğra Han'ı mağlup etmeyi de başardı. Bir müddet Tuğrul Bey Karahanlıların eline esir düştüyse de Çağrı Bey, Tuğrul Bey'i esir değişimi sayesinde kurtarmayı başardı. Nitekim Çağrı ve Tuğrul Bey buralarda tutunamayacağını anladılar. ...2018 yılında Çağrı Bey meşhur Anadolu keşif seferine çıktı. Özellikle Vaspurkan eyaletinde zaferler kazandı. Gürcülerin yönettiği Nahçıvan bölgesine kadar ilerledi. Geri dönüşte Gazneliler önünü kestiyse de Buhara bölgelerine geri dönmeyi başardı. Ve kardeşi Tuğrul Bey'e şöyle dedi. Bizim burada Karahanlılar ve Gazneliler ile mücadele etmemiz mümkün değildir. Batıya gidelim. Çünkü oralarda bize karşı koyabilecek güçte devlet yoktur. Bu sırada Selçukluların diğer kolu olan Arslan Yakbu bölgede kendinden söz ettirmeye başlamış ve Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han Arslan Yakbu'nun güçlenmesinin sakıncalı bir hale geleceğini düşünmüştü. Bu suretle 1025 yılında Gazneli Mahmud ile Semerkant'ta bir görüşme yaptılar. İki devletin ortak çıkarları adına önemli kararlar aldılar. Gazneli Mahmud bu görüşmeler üzerine Arslan Yakbu ile Ali Tigin'i huzuruna davet etti. Gazneli Mahmud ile görüşmeye giden Arslan Yakbu yakalanarak esir edildi ve Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne hapsedildi. Karahanlılar Selçuklular üzerine saldırılara başladı. İlk etapta Karahanlılar Selçukluları bozmayı başardılar. 20 Ocak 1029'da Çağrı Bey'in oğlu Alparslan dünyaya geldi. Onun doğumu kendileri için uğurlu kabul edildi. 1030 yılında bu defa Selçuklular harekete geçen taraf oldu. Ve Selçuklular Karahanlılara karşı zafer elde ettiler. Ancak Selçukluların bu galibiyeti onlara zafer değil, üzerlerine daha güçlü bir kuvvetin gelmesi için zemin hazırladı. Bu sırada ünlü Türk komutanlarından Gazneli Mahmud 1030 yılında vefat etti. Türk tarihinin en tanınmış komutanlarındandır. Hindistan'a 17 kez sefer yaparak bölgenin Müslümanlaşmasında büyük bir etkiye sahip oldu. Gazneliler taht mücadelesine girdiler.
Bu karışıklığı fırsat bilen Selçuklular Harezm bölgesine göç ettiler. Selçuklular bu suretle Gazneli ve Oğuz Zagbulu sınırlarına ulaştılar. Musa Yagbu yumuşak huylu birisiydi. Bu sebepten yeğenlerinin iktidarını kabullendi. Gazne Sultanı Mesud taht mücadelelerinin ardından veziri Taşfaraş'ı Türkmenlerin üzerine gönderdi. Mesud'un asıl isteği bu Türkmenleri itaat altına almasıydı ki Emir Taşfaraş katı yürekli bir adamdı ve 50 Türkmeni katlederek savaşın ateşini fitilledi. Maveraünnehir'den gelen Türkmenlerin de desteği sayesinde özellikle Horasan bölgesinde Türkmenler Gaznelilere karşı isyan çıkardı. ...1034 yılında gerçekleşen çatışmalarda Emir Taşfaraş öldürüldü. Selçukluların gücü 15 bin askere kadar ulaşınca Gazneliler dikkatini Selçukluların üzerine verdiler. Sultan Mesud Teberistan'a sefer düzenledi ve ele geçirdi. Ardından Nişavur'a geldi. Mesud, Emir Hacip komutasında 17 bin asker ve fil ordusuyla Selçukluların üzerine yürüdü. ...29 Haziran 1035 günü Nesa yakınlarında gerçekleşen savaşı Selçuklular kazandı. Bu savaş Selçuklulara büyük ganimet ve silah sağladı. Karşılıklı konuşmalar sonunda Gaznelilere bağlı olmak şartıyla Selçuklulara bazı topraklar verildi. Ancak Selçuklular Türkmenleri tam olarak itaati altına alamadılar. Bu atlı birlikler Serah ve Cürcan bölgelerinde akınlar düzenlediler. 1038 yılında Hacip Sübaşı Selçuklular üzerine yürüdü. Ve Gazneli ordusu bir kez daha mağlup edildi. Sultan Mesud bu mağlubiyetler karşısında iyice sıkışmaya başladı. Bu başarı karşısında Çağrı Bey ordusu ile Merv şehrine, Musa Yagbu Serah'a ve Tuğrul Bey Nişabur'a girdi. Tuğrul Bey bu fetihle ailede ön plana çıkmaya başladı. Kazanılan bu zaferler sonunda Selçuklular devletleşmeye başladılar. Sultan Mesud, Selçuklular sorununu kökünden halletmek niyetiyle 30 fil bulunan 100 bin kişiye yakın ordusuyla Tuğrul ve Çağrı Bey'in üzerine doğru ilerledi. Selçuklu atlıları Gazneli ordusuna vurkaçlar yapıyor ve su kuyularını kapatıyorlardı. Gazne ordusu susuzluktan kırılmak üzereydi. Ve Dandanakan'da su bulacakları ümidiyle buraya doğru ilerledilerse de Selçuklu ordusu burada kendilerini bekliyordu. İki Türk devleti olan Selçuklular ve Gazneliler arasında geçen bu muharebenin galibi Çağrı ve Tuğrul Bey oldu. Sultan Mesud kaçarak canını zor kurtardı. Mesud'un ordusu artık dağılmış vaziyetteydi. Bu savaş yaşanırken Alparslan 11 yaşındaydı ve savaşın gerçekleştiğine şahit olmuştu.
Savaşın ardından toplanan kurultayda Selçukluların ele geçirmiş oldukları doğu kısmı Horasan Çağrı Bey'in idaresine bırakıldı. Çağrı Bey kısa sürede Belh'i kuşattı. Gazneliler iki defa yardım gönderdiyseler de Selçuklular bu iki orduyu da bozdular. Şehrin valisi Altun Atak'tan şehrin teslim edilmesi istendiğinde vali çaresiz Belh'i Çağrı Bey'e teslim etti. Çağrı Bey devletin doğu kısmından gelebilecek olan Karahanlı ve Gazneli tehdidine karşı set olacaktı. Bu devirdeki en zorlu görev bu yüzden kendisine kalmıştı. ...1041 yılında Gazneli hükümdarı Mesud öldü. Yerine Gazneli Mevdud geçti. Mevdud'un en büyük hedefi artık Hindistan değil Selçuklulardı. 1041 yılındaki diğer önemli olay İbrahim Yinal'ın Rey şehrini ele geçirmesi oldu. İbrahim Yinal anne tarafından Tuğrul ve Çağrı Bey ile kardeştir. Ancak babası Yusuf Yinal'dır. Tuğrul ve Çağrı Bey'in babası Mikail ölünce eşi Yusuf Yinal ile evlendirilmişti. Çağrı Bey'in doğu sınırlarını tutması, Selçuklu'nun batı kolunun hızlı ve arkası güvende hareket etmesini sağlıyordu. Çağrı Bey'in diğer oğulları akınlara katılırken Alparslan babasının yanında sağlam bir eğitim alıyordu. ...1042 yılında İbrahim Yinal Hamedan'a girerken Tuğrul Bey ise Teberistan'ı Selçuklu topraklarına kattı. Mevdud taht mücadelesi içine girmişti. Çağrı Bey Gazneliler ile barış dönemine girmek ve uzlaşma sağlamak adına kızı Şevher Hatun'u Gazne Sultanı Mevdud ile evlendirdi. Nitekim Mevdud taht mücadelesini kazanınca Selçuklu topraklarına yine göz dikti. Bu sırada Çağrı Bey hastalanıp yatağa düştü. Mevdud bunu fırsat bilerek 1043'te Belh'e saldırdı. Çağrı Bey yanında eğittiği kıymetli oğlu Alparslan'ı Gazneli ordusuna karşı savaşmak üzere görevlendirdi. Henüz genç yaştaki Alparslan Belh'e geldi. Melik Alparslan ordusuyla Mevdud'un üzerine taarruza geçti ve Gaznelileri büyük bir bozguna uğratarak birçok ganimet aldı. Çağrı Bey oğlunun başarılı olduğunu duyunca büyük bir sevinç yaşadı ve hastalığı kısa sürede geçti. Bu galibiyet Melik Alparslan'ın ilk başarısı oldu. Çağrı Bey artık oğlu Alparslan'ın sorumluluk sahibi olduğuna hükmederek Belh ve çevresinin yönetimini kendisine verdi. Nizamülmülk Melik Alparslan'ın eğitiminden mesul oldu. Çağrı Bey Alparslan'dan kendisinin yokluğunda Nizamülmülk'ü baba gibi görmesini istedi. Çağrı Bey yeniden sıhhatine kavuşunca oğlu Alparslan'a bir emirname gönderdi ve ordularını toplanmasını istedi. Çağrı Bey Melik Alparslan ile birleşerek Tirmiz üzerine yürüdü. Tirmiz önüne geldiklerinde şehrin valisine teslim olmasını emretti. Vali Gaznelilerden umudu kesmişti. Tirmiz Çağrı Bey'e teslim edildi.